Vaktin var mı? Abi vaktim hiç yok ha. Ha? Söyle. Şimdi Büyükçekmece diyeceksin herhalde, buralısın. Evet. Peki şimdi burada biliyorsun bir Mevlüt Uysal var, bir de Hasan Akgün var. Evet. Sence hangisi ipi göğüsler? Abi şimdi Hasan Muran'ın çok etmeni yedi. Evet. Mevlüt'ü ben tercih ederim. Öyle mi diyorsun? Ben şahsen öyle diyorum. Niye Mevlüt Uysal? Ben Trabzonluyum. Evet. Hasan da benim yakın köylümdür. Köylüm, evet. Öyle olduğu halde. Memnun değil miydiniz Hasan Bey'den? Yo, memnunuz. Evet. Ama bir değişiklik olsun ya. Kan değişikliği olsun diyorsunuz yani. O kadar. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Sağ olun. İşsiz kalırsın. Kalacağım. Bu bir gerçektir. Eskiden böyle. Bu adam tepemizde olduğu sürece bunlar olacak. Buralı mısın? Büyükçekmeceli. Çekmeceliyim abi. Memnun musun Hasan? Memnunum abi. Evet. Memnunum. Yani ben sonuna yok. Kadar da CHP'ye de destek vereceğime inanabilirsiniz. Evet. Bu adamı göndermek için CHP diyorum. Bu sesin de darbe vurdu, vuruldu. Vurulmadı, bu daha önüne geçemezsiniz bunu. Evet. Daha inemez bu adam. Bunun karşısında daha kimse, hiçbir adam çıkmaz. Evet. Herkesin fikirleri tabii serbest. Beyefendi serbest. Diyor ki ben memnun serbest. Kalmadım diye AK Parti'ye vereceğim diyor. Siz farklı düşünüyorsunuz. Memnun değilsin de. Burada, biraz, burada epey bir büyük sorunlar var. Küçük sorunlar var, yok ki. Eskiden de var. Eskiden bu kadar yoktu ki. Çöptü, her yer çöplüktü. Su yoktu, ben burada su sattım. Tamam, sen su sattın. Bak, sen su satıyordun. Sen su bulup su satıyordun. Ama şimdi suyu bile bulamıyorsun. O suyu bile bulamıyorsun. İzmir'de hiç yok. CHP hep orada dedi. AK Parti ayak bile basmadı oraya. Kardeş, ben burada şu an markette çalışıyorum. Bak, markette çalışıyorum. Tırnaklarımın halini görüyorsun, ellerimin halini görüyorsun değil mi? Ben kazancımı bile hak edemiyorum. Devlet benden o vergiyi hala kesiyor, kesmeye de devam ediyor. Her zaman aldı. Her zaman aldı. Ben bizi sikti anasını satayım da. Tamam, keselim. Kes abi. Tamam, teşekkür ederim. Kadar yeter. Bir daha yapalım. Teşekkürler. Baştan sonsuz, Mevlüt'ün sağlığı. Tamam. Şimdi biliyorsunuz önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Evet. Büyükçekmece'deyiz. Büyükçekmece'de Hasan Akgün'e Mevlüt Uysal yarışıyor. Evet. Sizce hangisi ipi göğüsler? Vallahi ben CHP'ye oy vermeyeceğim. Evet. Niye o CHP'ye oy vermiyorsun? HDP ile yaptığı işbirliği için. Evet. Başka sebebi yok. Ben daha önce CHP'ye oy verdim. Evet. Atatürkçü diye. Atatürk'ü de inkar ettiklerini de duydum. İnternetten ben kendi kanalım olduğu için takip ediyorum. Var benim de YouTube kanalım. Atatürk'ü de mi inkar ediyorlar? Atatürk'ü de inkar etti ve ben kendi kanalımda da paylaşıyorum. Hepsini paylaşıyorum. Şimdi benim kanalı bakmış olsalar mesela AK Parti'yi iyi tarafını da kötü tarafını da, CHP'nin de iyi tarafı kötü tarafı. Ben de iş arıyorum, işsizim. Evet. Peki, şimdi tamam yerel seçimlerde AK Parti'yi destekleyeceksiniz, CHP'nin HDP ile beraber kol kola evet. gezmesi rahatsız etti. Evet. Eski bir CHP'li seçmen evet. olarak. Evet. Ama bakın şimdi iş bulamıyorum diyorsunuz. Bulamıyorum. Suriyeliler mesela Türkiye'ye geldi. Bizim Türk işçilerimizin iş bulma sorunu arttı, başladı. Arttı. Buna ne diyeceksiniz? Suriyeliler geldi. Daha öncekilerde Bulgar göçmenlerini getirdiler. Onlar da yaptılar aynı şeyi. Daha önceden Irak geldi. İran geldi. Hepsi aynı fakat evet. Yani bir şey, CHP'lilerin içki içmeye çıktıklarını gördüm, belediyenin, devletin arabasıyla, yakıtıyla. Evet. Bunun vergisini ödedim, ben işsizim bugün. Evet. Aynı şekilde AK Parti de yaptı, Suriyelilerin getirmesi resmen işsizlik, parasızlık, yoksulluk. Evet. Ama bir savaş olduğu için, Türk milleti zaten savaşı seven millet. Olduğumuz için. Evet. Tam da o yüzden AKP sadece savaş için AKP. Başka evet, yani evet. ben de ondan kömüründen ondan bundan ben de faydalanmadım. Evet. Evim boş. Ev tuttum, kirayı ödeyecek param yok. İşsizlik parasıyla ödemeye çalışacağım. Öyle mi? Allah. O da bugün 550 lira aldım 15 günlük. Allah kolaylık versin. Kirayı ödemeye Allah. Çalışacağım. Allah kolaylık versin. Tuttum, daha eve oturmadım. Evet, Allah kolaylık versin. Neresiniz abi, siz? Zonguldak. Neresinden? Çaycuma. Çaycuma. Zonguldak'tan buralara niye geldiniz? Aileniz burada mı yaşıyor? İşsizlik. Oradalar. Aileniz burada mı yaşıyor, orada mı? Zonguldak'ta. Zonguldak'ta. Siz buradasınız bekar tek başınıza. Öyle. Evet. Mecbur. Evet. Allah kolaylık versin inşallah. Sağ ol. Teşekkür ediyorum. Oldu, bir şey. Ağzına sağlık. Sağ ol. Oldu. Biraz rahatsızım ya. Öyle mi? Biraz. Peki. Şey, olurdu. Güzel olurdu. Tamam. Peki. 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 Üsteyi diye soralım. Ablaya soralım. Abla, bir iki sorumuz olsun mu sana? Olsun.
31 Mart'ta bir seçim var. Evet. Büyükçekmece'de CHP'den Hasan Akgün var. Evet. AK Parti'den de Mevlüt Uysal var. Evet. Sizce hangisi ipi göğüsler? Bilmiyorum ben. Neyse, oy kullanmayacak mısınız? Kullanıyorum ama bilmiyorum hangisi. Hangisini kazanacağını bilmiyorsunuz. Sizce evet. Ne taraf hayırlı, biraz daha ağır basıyor? Hayırlı neyse o olsun. Hayırlısı neyse olsun. Evet. Emekli misiniz? Yok, çalışıyorum. Yani emekli olmadınız mı? Yok, olmadım. Yaş kaç? 50. Ne kadar emekli olmanız lazım? Olmadım. Sigorta yatıramadılar, ben emekli olmamışım. Çalışıyorsunuz. Çalışıyorum yani. Evet. Hayırlısı olsun diyorsunuz. Evet, evet. Vatanımız için, evet, milletimiz için hayırlısı olsun. Tabii ki. Peki, tabii teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Abim acelemiz var ya. Ya bir iki dakikanızı alacağız. Hiç, çok zaman şeyimiz yok. Öyle mi? Peki, tamam. Peki. Müsait zamanınızdan bir iki dakikanızı alabilir miyiz sizi? Bir iki dakika. Arabaya bineceğiz. He, bir iki dakika. Ne gibi? Şimdi efendim biliyorsunuz önümüzde bir seçim var. He. Büyükçekmece. Ben burada oturmayayım mı? Ben Samsun'dayım. Genel bir düşüncenizi alalım. Biliyorsunuz burada Hasan Akgün var. Bir de Mevlüt Uysal var. Sizce hangisi ipi göğüsler? Mevlüt Uysal. Öyle mi? Gel şu an abi. Gel. Neymiş? Aklas Ekonomi TV. Aklas Ekonomi TV. Abone olun. Bildirimleri açın. Hadi bakalım gençler. Hadi bakalım. Teşekkür ederim.